yemekler gitti bile. Şimdi ne yapacağız? Ben buradan gidiyorum. Size kolay gelsin. Ama Tene... Çorvarı canım. Evet babaanne. Her neredeysen gel hadi. İşler iyice karışacak. Ne yapacağız? O kadar acıktım ki anlatamam. Başlayalım mı? Buyurun. Normalde mutfağımızda sadece Hint yemekleri olur. Fakat özellikle sizler için kıtasal yemekler hazırlattık. Buyurun, lütfen. Şorvari hayatım, aklın nerede böyle? Hadi yemeği servis et. Tabii. Şimdi ne olacak Bart? Bizi ancak Tanrı kurtarır. Hadi başlayın. Aman tanrım, bu makarna çok baharatlı. Lütfen, su. Al. Bu yabancılar da iyi yemeğin tadından hiç anlamıyor. Heh. Kıtasal yemek bu mu oluyor? Anne, bu nasıl kıyısal yemek böyle? Yalan değil, ben bile bundan daha iyisini hazırlardım. O yabancı şefler güya 5 yıldızlı otel şefleri olacaklar bir de. Bart, bu yemekler çok baharatlı. Eğer bunları beğenmediyseniz başka bir şey sipariş edebiliriz. Evet Nikhil, başka bir şey söyleyebiliriz. Hayır, endişelenmeyin. Biz sadece baharatlı yemeklere alışık değiliz o kadar. Böyle bir yemeği ilk kez yiyoruz. Bu bizim için biraz beklenmedik oldu. Ama çok lezzetli, bayıldım. Çünkü ilk kez Hint ve kıtasal karışımı bir yemek tattık. Biliyorsunuz gelmiş geçmiş en iyi yemek. İlk kez yiyoruz. İnanılmaz gerçekten. Bence bu yemeği hazırlayan kişi yılın şefi ödülünü almalı. Lütfen devam. Kalkalım mı? Günler sonra ilk kez mışıl mışıl uyudum. Bu eve ilk geldiğim zamanlarda gözüme uyku bile girmiyordu oysa ki. Vay be, sabahları çok güzel görünüyorum. Eğer hep mutlu olursam daha da güzel görüneceğim.
birkaç güzel şarkı dinlemeli ve dans etmeliyim hemen. Çok memnun kaldı. Bunun için hediye mi getirdin? Hediyeye ne gerek var? Yeterince mutlusun zaten. Evet, mutluyum. Çünkü artık bütün dram sona erdi. Artık gülerek, dans ederek, şarkı söyleyerek ve yemek yiyerek sadece mutlu olacağım. Güzel, güzel. Hep böyle ol. Nereye böyle? Gel benimle hadi. Ne yapıyorsun? Gel ve benimle dans et. Orası senin iş yerin. Geç kalsan da kimse sana bir şey demez. Dur. Hadi dans edelim. Ne yapıyorsun? Dans etmenin sırası mı şimdi? Şorvarı duyarsa ikimizin de canını okur. Hadi ama birazcık. Hayır. Senin için daha önce dans ettim ben. Evet, o şarkıyla çok iyi dans etmiştin. Tamam, güle güle. Sabah erken saatinde bana mesaj atan da kim? Seninle görüşmeye geliyorum. Resimdeki erkek arkadaşın. Bu da ne demek oluyor? Bu erkek arkadaşımın resmini büyük babaya gösterdiğimi başka birinin de bildiği anlamına gelir. Bu yüzden şimdi bana şantaj mı yapıyor? Ama bunu büyük baba veya park dışında kimseye söylemedim ki. Nereden biliyor olabilir? Bu başka birinin beni duyduğu ve şimdi de Teni ile oyun oynadığı anlamına geliyor. Evet. Biri bunu biliyor ve numarası da ekranda görünmüyor. Teni'ye oyun oynayabileceğini sanıyor ama Teni'nin ne kadar zeki olduğundan haberi yok. Bu yüzden bunu ona bizzat göstereceğim, evet. Yüzleşince bakalım ne yapacak. Bana kim olduğunu hemen söyle bakalım. Kimsin sen? Numaramı nereden buldun sen? Hayır. Ona mesaj atmayacağım. Tekrar sorun çıksın istemiyorum. Bugün çok mutlu uyandım. Bunu Part'la konuşsam daha iyi olabilir. Ben çıkıyorum. Benden daha önemli ne yapıyorsun öyle sen? Eski erkek arkadaşına mektup mu yazıyorsun yoksa? Tabii ki hayır. Hamilelikle ilgili bir kitap okudum. Şimdi de Teni için bir diyet çizelgesi hazırlıyordum. Sen git. Yani beni zaten görmezden geliyorsun. Bebek doğunca da unutacaksın. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Sen benim her şeyimsin. Biliyor musun? Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Öyle mi? Nasıldı? Biz bebeğimizle oyun oynuyorduk. Sahi mi? Evet. Ve ayrıca burnunu benden almıştı. Ama gözleri sana çekmişti. Uzun bir süre sonra hayatımızda her şey yolunda gidiyor. Ve de birkaç günlüğüne birlikte dışarı çıkabiliriz. Harika bir fikir Part. Teni de bizimle gelebilir mi? Tabii ki. Onsuz ne yaparız sonra? Barodalı Romeo ve Juliet meşgul. En iyisi onları rahatsız etmeyeyim. Beraber çok tatlı görünüyorlar. Bu mesajı atanla kendim ilgileneceğim. Siz keyfinize devam edin. Sen kimsin? Erkek arkadaşını tanımamış olman çok tuhaf. Seni bağışlamayacağım. Adını söyle ve ne istiyorsun? Seninle bir kez yalnız
görüşmek istiyorum. Akşam 6'da Sunset Cafe'ye gel. Demek öyle. Tabii ki geleceğim. Yoksa bacaklarını nasıl kırarım ki? Sana bunun hesabını soracağım. Sırrımı öğreniyorsun ve bana karşı kullanıyorsun demek ha? Önce büyük babaya ona anlattıklarımı başkasına söyledi mi öğrenmem gerek. Hey! Çayını büyük babaya ben götürürüm. Çekil, ver. Büyük baba, çayını sütle içenler varmış. Ne dedin canım? Yani yanına bir şey ister misiniz? Ha, ben de başka bir şey dedin sandım. Çayı birlikte içecek olmamız çok iyi oldu. Böylece çayla ilgili konularda sohbet ederiz, değil mi? Çok teşekkür ederim canım. Sakıncası yoksa size bir şey sormak istiyorum efendim. Elbette canım. Ne istersen sorabilirsin. Büyük baba, acaba siz erkek arkadaşımın hikayesini başka birine anlattınız mı? Hayır canım. Bu senin özel meselendi. Neden başkasına anlatayım ki? Hatta Ramnik'in annesine bile anlatmadım. Büyük baba kimseye anlatmadıysa o esrarlı kişi nasıl öğrendi? Ne oldu canım? He? Bir şey mi oldu? Hayır hayır büyük baba. Başka birinin bunu öğrenmesini istemiyorum. Özellikle de Shorvari'nin. Hamile olduğu için boş yere üzülmesine hiç gerek yok değil mi? Gerçekten. Alın. Buyurun biraz tabii, badem yiyin. Tabii tabii alırım canım. Çayınızı da için. Olur. Ben artık gideyim. Peki. Bu evde benimle sorunu olan sadece tek bir kişi var ve bu işin arkasında onun olduğunu hissediyorum. Mango. Ufaklık, sorunumuzu daha sonra çözeriz. Önce biraz mango yiyelim. Ne oldu? Ne istiyorsun? Peki, iki sana, iki bana. Hadi. Getir, şuraya bırak. Mohanlal, mutlaka Jalpa'nın evine iki kasa götürmen gerekiyor. Anladın mı? Hadi git bakalım. Pony teyze, ben de 4 mango alabilir miyim lütfen? Ha? 4 mü? Sana bir tane bile mango vermem. Buradaki bütün bu mangolar sadece Shorvari için. Geçen sefer hamile kız kardeşinin bütün mangolarını sen yedin. Hatırladın mı? Bu sefer tek bir mango bile alamazsın. Ama teyze... Aması falan yok. Madem mangoyu çok seviyorsun, neden evlenmiyorsun? Evlendikten sonra çocuğun olur. O zaman sana kocan istediğin kadar mango alır. Anlaşıldı mı? Git hadi. Şimdi ben ona ne diyeyim ki? Zaten bir bebeğim olacak desem olmaz. Mango için illa evlenmek mi lazım desem köpürür. Hadi ama ufaklık. Mangoyu sonra da yiyebiliriz değil mi? Anne, şuna bak. Çiğ mango turşusu. Shorvari için artık 3. ayında canı bol bol turşu çekecektir. Ben de turşu yapıp saklayayım diye düşündüm. Ne dersin? Teni? Hı? Turşudan bahsediyordum. Senin aklın nerede? Hemen dönerim ben. Anne, biliyorsun Doktor Zaveri'nin oğlu Teni'ye evlenme teklif etmişti. Neden gerçekleşmedi? Babam neden Teni'ye damat adayı almaktan vazgeçti? Babam bir şey söyledi mi bu konuda? Hiçbir fikrim yok Boyne. Bu tamamen babanın kararı. Ne o bana bir şey anlattı ne de ben ona sordum. Ha, biliyorum anne ama tam 3 teklifi reddetti. Anne, bugünlerde iyi damat bulmak kolay değil. Bırak öyle olsun Pony. Nasıl bırakayım Indu? Teni için iyi damat adayları arayacağım. Bir an önce evlenmesi çok önemli. Yani demek istediğim, anne o bu evde misafir. Onun için evlenmesinin ne kadar önemli olduğunu o da bilsin istiyorum ben. Bir gün gitmek zorunda kalacak. Bunu biliyorum Pony. Ama sen de biliyorsun ki
Bu evde bütün önemli kararları baban veriyor. Bırak Teni için de öyle yapsın. Sen neden çabalıyorsun ki ha? Demek Teni'ye uyanıklık taslıyorsun ha? Bugün seni bizzat kendim yakalayacağım. Yanlış kişiye bulaştın. O Secel'e bunun hesabını soracağım. Sanki telefon eline yapışmış gibi bırakmıyor. Durmadan mesaj atıyor. Demek iki telefonu var. Bu sayede bana mesaj atabiliyor yani. O telefondan o kadar kolay vazgeçmez. Bir şeyler yapmalı. Ne? Burada ne işin var? Bir konuda hakkını vermem gerekiyor. İçinden kötü kalplinin teki olabilirsin. Ama dışarıdan gerçekten çok güzelsin ha. Altın saçları olan güzel, oyuncak bir bebeğe benziyorsun Secel. Ben de seninkiler gibi saçlarım olsun istiyorum. O yüzden şampuan istemeye geldim. Ver hadi. Onu sana neden vereyim? Vermeyecek misin yani? Numaram telefon rehberinde yok ki. Mesaj kimden gelmiş? Sürekli gözlerinde boğulacak gibi hissediyorum. Secel, lütfen bir kez olsun benimle buluş. Seni gördüğüm ilk andan beri unutamıyorum maalesef. Meğer kendi aşk hikayesiyle meşgulmüş. Bu da demek oluyor ki bana mesaj atan Secel değil. Kocaman bir fare. Secel, kendinden utan. Annene kocaman fare dedin. Of anne, odamda bir fare var. Sen sakın endişelenme Secel. Ben hallederim zaten. Benim elimden hiçbir fare kaçamaz. Ha evet tabii. Git hallet. Secel, söyle bana. Evdeki o fareyi... Tam olarak nerede gördün? Anne, onu ben görmedim. Teni gördüm. Birine haber vermemi söyledi. Olamaz. Yani Teni şu anda odanda mı? Evet. Secel, seni kalın kafalı. Teni sana yalan söyledi ve odana girdi. Bir şeyler çalmaya gelmiş olmalı. Hadi çabuk koş hadi. Demek Secel bu sefer temizmiş, tertemiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.